Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. Bugün ETS 2'de otobüsle oynamayı sevenler için gerçekten güzel bir sistem haberi vermek istiyorum. Sistem yakında, çok yakında açılacak. Şu an test aşamasında, deneme aşamasında gerçekten güzel gidiyor. Hemen nasıl bir şey? Gerçek hayatta biliyorsunuz arkadaşlar otobüs seferleri var. Biz de bu yani gerçekmiş gibi ama sanalda otobüs sürmenin keyfini burada arkadaşlar yaşayacağız. Konfor turizm adı altında nasıl bir sistem ondan bahsedeceğim. Daha açıklayıcı bilgi almak istiyorsanız yine konfor seyahatin Discord sunucusunda açıklamaya bırakacağım. Oradan yetkili arkadaşlar sizlere bilgi verebilir. Arkadaşlar şu an tabii henüz sistem açık değil. O yüzden biz buraya geç hani yapma şansımız yok ama o da yakında gelecek. Şöyle bir şey arkadaşlar hemen tamamen gerçeğe yakın bilet sistemi var. Buradan istediğiniz yere yani buradaki seferlerde çıkıyor. Bakın mesela işte ne diyorum? Buradan seçiyorum. Sivas yazıyorum. Sivas'tan yakın olsun diye bugün öyle yapacağım. Kayseri yazdım. Artık bu gece şu an saat 23.52'de çekiyorum ben. Size çalıştı. Çektiğim için şimdi yarına bakacağım. Yani cuma gününe bakacağım. Bunlar biraz gerçekçi yani böyle. Bakın Kayseri Sivas burada seferle basınızda direkt burada saatler çıkıyor. Burada istediğiniz saati alıp sefere bilet kesiyorsunuz ve başlıyorsunuz. Mesela ben şimdi saat kaçta yapalım? Diyelim 27 Cuma 10'da yapalım. 10'a alalım. Seç diyelim arkadaşlar. Bu arada bununla işte ben kaptanım. Ben bununla uğraşamam. Bileti bana hazır kessinler derseniz yine Discord'da yetkili arkadaşlar var. Diyorsunuz ki böyle böyle saat 10'da işte Sivas Kayseri seferi yapmak istiyorum. Bilet keser misin? Arkadaşlar sizler hemen biletleri kesiyor ve ardından da seferiniz hazırdır diyor. Saat 10'da yola çıkabilirsiniz gibi gerçekten güzel, keyifli bir şekilde sizler de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi tek seferde 4 tane hani koltuk seçme şansınız var. Ben hemen rastgele yapıyorum. Diyelim bay. İşte ne bileyim. Bir tane daha alalım şöyle. Bayan olsun. Bir tane daha alalım. Bay olsun. Yanında bir tane bayan olsun. Bu kadar. Yani tek seferde bu kadar oluyor. 800 lira maşallah. Direkt arkadaşlar bakın. Buraya isim yazıyorum. Daha önce yazmıştım. Şöyle ayırmış gibisinden. Sallıyorum yani. Bu kadınmış lan. Bir dakika. Fatma Sayın olsun. Erol. Küçük diyelim. Tamamen sallıyorum. Buraya ABC diyebilirsin fark etmez. Bu da onun eşi olsun. Ayşe Küçük. Evet arkadaşlar telefon numarası sallıyorum. Bunlar tamamen yani gerçekçi değil. Ama gerçek gibi. Kredi kartı numarası. Bakın sallıyorum şu anda. Az soyad. Fuat Yaman diyelim. İşte 12 26 bu da 500 diyelim burada. Evet, her şey hazır arkadaşlar. Ödeme yapıyoruz. Arkadaşlar bakın biletimizi aldık. Yani bilet kesik daha doğrusu. 4 kişi ama siz bununla uğraşmayayım derseniz arkadaşlar dediğim gibi Discord sunucusunda yetkili arkadaşlar var. Onlar size böyle bilet keserler. Hazır derler. Siz sadece kaptan olarak sefere başlarsınız. Ardından arkadaşlar bu tabi burayla yetmiyor. Ben şimdi biletimi kestim. Aldım. Evet burada arkadaşlar Treki app uygulaması var. Daha önce bunun videosunu yapmıştım kanalda. Sanırım bir sene iki sene önce yapmıştım herhalde. Ben hatırlıyorum. Bu uygulama nasıl yapılır? Bir videom vardı. İzlenmişti. Güzeldi. Çok gerçekten güzel bir uygulama bu. Burada arkadaşlar VTC sistemi var. Trakis MP'de veya Trakboot'ta olduğu gibi. Ben hani ona yabancı değilim. Bayağı bir aşinayım. Gerçekten güzel bir sistem. Bakın burada VTC merkezi var. Burada, bu arada benim bulunduğum profil burada bakın. Engin Bozkurt diye yazıyor. Burada arkadaşlar Comfort Turizm'in
Turizme üye oluyoruz kaptan olarak. Onlar sizi kabul ediyorlar. Ardından bakın şuradan göstereyim. Üyelerde bayağı bir şu an üye var. Gelsin evet bakın. Gerçekten yani kalabalık daimi sistem olmasına rağmen gerçekten güzel devam ediyor. Burada işte işlerimiz, kendi yaptığımız veya diğer arkadaşların yaptığı işler çıkıyor ortaya. Yine bakiyemiz, garajlarımız, her şey arkadaşlar burada mevcut. Görülüyor. Bütün istatistikler falan var. Yine rank sistemi var burada. Yani puan sistemi var daha doğrusu. Orada bu şekilde arkadaşlar güzel bir sistem olmuş. Burada şimdi biletimizi kestik. Sevkiyat bölümünden açarak oyuncuyuz biz. YKS Map Türkiye haritamızın bağlı bulunduğu profil arkadaşlar seçiyoruz. Ve ardından o bilet kestiğimiz seferi buradan kendimize alıyoruz. Hemen nasıl aldığımızı size göstereyim. Şu an tabii profil yüklü herhalde. O yüzden böyle biraz yavaş yapıyor. Evet. Şimdi öncelikle oyunumuz yukarıda ETS2 tamam doğrudur. Burada lokal profil benim Engin Bozkurt diye geçiyor. Oyuncuyuz biz. YKS Map Türkiye haritasının bağlı bulunduğu profil. Ardından buradan bakın yük piyasası var. Bir de kargo. Biz yük piyasasını arkadaşlar yapacağız. Nereye? İşte Sivaslı başlangıç yeri. Sivas'tan Kayseri'ye bir de yazabilsek. Sivas'tan Kayseri. Nereden nereye? Otogardan. Otogara burada da yük seçiyoruz. Hemen onu da göstereyim. Süper Vizör mü neydi? Aynen şurada. Herhangi birini seçtim. Ardından bunu da şey demiyorum. Bakın burada pozisyon GPS var. Sivas Otogar koruma açısından bu premium ilik üstü gerek yok. Şu an ben Sivas'tayım. Çekicim var yine burada bakın hangi aracım var şurada bakın Setra 517 34EB 58 plakam burada aracım bu ülke Türkiye'yi seçiyorum ha şu an geldi bakın plakamda bir hazır burada duruyor böyle arkadaşlar böyle başka da bir şey zaten yok teslimat yeniden geldim buraya teslimat ekleye basıyorum şu an bakın otogardan Kayseri otogara teslimatı ekledi. 210 kilometrelik bir yolumuz var. Yani yukarıda yazıyor ki değişiklikleri yani kaydolması için yeniden update game save oyun kaydı güncelle. Buraya basıyorum bir kez daha. Şu an oyun kaydı diske yazılıyor. Olay bu kadar arkadaşlar gerçekten. Ardından oyunu açacağız ve şu an ben Sivas'tayım, servisteyim. Direkt size açtığım gibi hemen otogara bir navigasyon verecek. Evet. Birazdan oyunda görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Oyunumuzu açtık. Direkt profilimizi açtık. Şu an bakın altında Setra'nın 517 modeli var. Yine konfor turizminde kaplaması hazır. Hemen sür diyelim. Şu an bakın servisteyim. Açalım navigasyon şeyimizi de. Evet. Şöyle çarşıra basalım. Şimdi şuradan bakalım. Sivas serbest çalışsam daha doğrusu. Bakın direkt arkadaşlar hemen geldi. Navigasyon bize direkt verdi. Sivas'tan Kayseri'ye bakın hazır. Hemen direkt arkadaşlar. Şimdi gideceğim otogara. Ardından da sefere başlayacağız.
Normalde GPS'i hemen vermesi lazımdı. Şu an vermedi, niye vermedi anlamam ama ben şöyle bir işaret koyayım. Yolu kaçırmayalım diye. Bugün her şeyi de açtım. Belki biraz FPS düşebilir inşallah. Çok da fazla bir sıkıntı yapmaz FPS konusu. Derken bir drop geldi. Şimdi hemen giderim gara. Ve sefere başlayacağız. Saatler şu an 9. Sefer saat 10'daydı. Evet. Sivas Otogar'a geldik. Hadi bakalım. Yolcular bizi bekler burada. Hemen arkadaşlar. Enter diyelim. Serbest yol istan. İşimiz zaten hazır bakın burada. Sivas, Kayseri. İşi alıyorum. Ve ardından da hemen perona gidiyorum. Peron neredeymiş? İleride. Bu şu anda Kamil Koç'un olduğu yerde ama yeni çıkacak olan 1.3 versiyonda haritamızda arkadaşlar buraya Konfor Turizm'in yine yazıhanede olacak. Haberiniz olsun. Birçok gara. Öyle bir geldik ki inşallah sıkıntı yaşamayız. Evet. Hemen yolcu alalım çıkalım. Az daha ilerleyelim. Az daha hadi. Tamamdır. Arkadaşlar yolcuyu alıyorum. Daha şu an 1 saat yakın zaman var. Hatta pardon 9.40 olmuş. Son 18 dakikamız kaldı. Yolcumuzu aldık arkadaşlar. İş takibi şu an başladı. Bir dakika hemen. Fazla beklemeyin. Eğer işiniz varsa bekleyebilirsiniz saat 10'un gelmesini. Ben direkt saatimi hemen 10 yapıyorum buradan. Kodlarla veya bilmiyorsanız saati bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet saatimi 10 yaptım. Artık sefere başlayabilirim. Hazır her şey. Ufaktan çıkalım. Bu arada anonslar vardı. Anonsları unuttum. O yüzden bir eksiğimiz yani o olsun. Çıkışı buradan mı veriyor, oradan mı veriyor? İnşallah doğru yerden verir. Buradan veriyor herhalde. Evet. Navigasyon buradan gösteriyor ama sanırım evet. Navigasyon bunu niye buradan gösteriyor? Madem öyle. Evet, çıkışta ufak bir sorun
Oldu ama hemen devam edelim biz. Diğer seyahatten gidelim. Sistem böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biletlerimizi kestik yolcularımıza. Dilerseniz kesilebilirsiniz. Ben uğraşmayayım derseniz. Ardından bir gelmeyeyim, bir geçeyim. Ardından seferimi oluşturdum. Traki App uygulamasında ve oyunda kaydettim. Ardından da sefere başladım. Bakın gördüğünüz gibi. Ve artık sefer başlıyor. Anonslar da vardı. Onları unuttuk dediğim gibi. Bir dahaki seferde inşallah onları da yaparız. Orada tabii gerçekçi ve yarış olarak sizlere kilometre sayıyor. İstatistikler var. Ben genelde gerçekçi kullanmayı seviyorum. O yüzden 100 km hızını geçmiyorum. Yanlış yere geldik. Şu şehirden bir çıkalım. Ya şöyle gökyüzü açık olsun ya. Çok da kapalı olmasın. Evet arkadaşlar artık keyifle seferi sürebiliriz. Tehlikeli yol. Normalde aslında raket kullanmazdım. Yeniden bir denemek istedim. Böyle bir renk yaptım kendim. Çok mu canlı, çok mu olmuş, yani kötü olmuş bilmiyorum da. Bana güzel geldi böyle. Daha canlı geldi, güzel geldi. İnşallah YouTube'a da videoda böyle yansır. 90'a sabitliyim ben. Yavaş yavaş gidelim abi. Zamanınız bol. İsterseniz dinlenme yeri varsa, tesis varsa mola verebilirsiniz tamamen gerçek olsun diye. İlk seferimi İstanbul'dan Sivas'a yapmıştım. Şimdi Sivas'tan Kayseri yapalım. Böyle böyle seferler devam ediyor. Ve boş boş hani gitmiyorsunuz. Benim Trackbook'ta projesim var. Yine aynı şekilde onda da boş boş oynayacağıma oraya kilometre yapıyorum. Nakliyat olsun, otobüs olsun ama bu tamamen otobüsle ilgili bir şey. Herkes böyle sefer yapıyor. Bütün kaptanlar. Güzel bir uygulama. Sizler de olmak istiyorsanız açıklamaya sunucunun adresini bırakacağım. Oradan gelip bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada buradan Emre'ye bol bol selam olsun. Emeği, kimin emeği varsa, emeği geçen herkes arkadaşlar gerçekten ellerine kolay sağlık. Güzel bir sistem oluyor. Sabitleyeyim hızımı.
Biraz ayağım ağrıyor. Sağ ayak biraz sakatladı. Sakatlandım arkadaşlar. Üstüne basamıyorum. 10 gündür. O yüzden böyle hızımı sabitleyeyim. Gaza hiç dokunmayayım. Araçların hemen hemen çoğuna bu konfor tünelinin kaplaması var arkadaşlar. Benim normalde aracım Trevego S16 olması lazımdı. Bugün SS'ye aldım böyle. Evet, son 130 km kalmış. Varış noktasında Kayseri'ye. Şu an ekrana yansıyor mu bilmiyorum da şu sağda bir panel var. Herhalde yansır diye düşünüyorum. Bazen yansımıyor ama orada yazıyor her şey. Sivas'tan Kayseri'ye diye. Yani şu bulutların çok gerçekçi duruyor şu anda. Grafik modu var. R/Shade var. O yüzden böyle biraz FPS kasıyor. Kapatsam R/Shade'in olur. Çok da bir şey fark etmiyor. Oyunun gerçekliğine bakın. Gerçeklik böyleymiş, benim yaptığım böyleymiş. Artık son 50 kilometreye az kaldı. Yavaş yavaş Kayseri'ye varmak üzereyiz. Şu an saatimiz kaç oldu? Oyun saatimiz 12:51. 3 saate yakın sürmüş şu anda sefer. Evet, sağdan Kayseri'ye gidelim. Bütün Kayseri'ye ve Sivas'a buradan tabi bol selam olsun. Onu sevmeyi unuttuk. Trafiğe bak be. Bu ne yoğunluk bu saatte?
Hadi, hadi biraz daha hızlı. Kayseri şehir merkezi düz. Gelen giden yok herhalde, ne geçelim direkt. Kayseri. Herhalde bir adres alır. Son anda kırmızı yandı. İşte Kayseri Otogar. Sol sinyalini verelim deriz. Gelen var mı? Yok. Evet. Bakalım nerede peronumuz? Tam karşıdaymış. Gördüm. Sağ salim arkadaşlar. Geldik. Sefer bitti. Aynen öyle. Şöyle yapalım. Şu anda artık yükü teslim attık. Yani yolcuyu artık bıraktık. Teslim ettik. Şimdi hemen Discord sunucusundan bakalım. Oraya arkadaşlar düştü mü işimiz, seferimiz. Hemen onu da şöyle bir bakalım. Açalım sunucuyu. Evet, konfor sanal otobüsleri. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi daha önce Kayseri Sivas yapmıştım. Şimdi de Sivas Kayseri yaptım. Şu an kameradan size yansıyor bilmiyorum ama gördüğünüz gibi arkadaşlar Sivas'tan Kayseri'ye gerçekçi bir şekilde görevi seferi yapmış oldum. Evet, bu tarz bir sistem. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Üye olmak isterseniz veya buna katılmak isterseniz, bilgi almak isterseniz sunucuya siz de gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.